akşamlar efendim. Bir Yeni Ufuklar programında tekrar birlikteyiz. Yarı yıl tatili başladı. Gençlerimiz bu hafta evlerinde tatile girdiler. Biz de bu hafta liseli gençlerimizi konuk edeceğiz. Hele bir çuvaldızı kendilerine batırsınlar diye düşündüm. Sistemin onları nasıl şekillendirdiklerini konuşacağız. Onlara birinci elden tanıklık edecekler. Dilde özenti ve bozulmaya bakacağız. Zaten bizim millet diye başlayan cümlelerin gerisini konuşacağız. Neden öyle tümceler kurduklarını konuşacağız. Milletinin değer yargılarına batıdan bakan, ta uzaydan tepelerden bakan ve yabancılaştıran hayranlık kışkırtmalarına nasıl etkilendiklerini, nasıl hedef olduklarını anlatacaklar. Hele bir çek nefes, bir nefes çek bir şey olmaz diye kalıpları kırmak üzere bir nefes çektiklerinde o yolun onu nerelere götürdüğünü konuşacağız, vardığı son noktaları konuşacağız. Hangi kahve markasını içmek lazım, en son moda hangisi, hatta bardağı, o karton bardağı, nefret ediyorum o karton bardaklardan da, nasıl tutmak lazım? Baş parmak mı yukarıda, dört parmak mı geriye doğru? Şöyle bir sarılacaksın, sanki sevgilinize sarılır gibi diyeceğim ama değil. Şapkadan telefona, saç renginden dövmeye kadar taklit edilmesi gerekenler ve yapılmaması gerekenler, ağızlarına biber sürülenler, cinsellik ve cinsiyetsizlik trendleri, efendim tırnak içinde trendleri, çizgi romanlar, filmler, bir de bize dokunan ucu da var, modern annelik modası var. O da nedir? Bir onlara da tanıyor. Hepsi bu hafta Yeni Ufuklar'da. Evet, bir şimdi konuklarımı tanıtayım size. Çok değerli konuklarım var. Birinci elden bize tanıklık edecekler. Gerçek Yeni Ufuklar protokolünü uygulayacağız. İzin verirseniz Genel Başkanım, hem hanımlardan hem de Ankara İl Başkanı'ndan başlayacağız. Evet. Sayın Rüveyda Mankan, Türkiye Liseliler Birliği Ankara İl Başkanı'sınız. Evet. Rüveyda'yı mutlaka izleyicilerimiz de merak ederler. Anlamı nedir? Rüveyda Arapça kökenli bir kelime aslında. İnce, narin, nazik, kibar demek. Biz de adımıza uygun davranmaya çalışıyoruz tabii. Konuşmanızda öyle oldu. Mankan soyadı nereden geliyor? Mankan aslında bir mangan madeninden gelen bir soy ismi ama nüfus müdürlüklerinden kaynaklı sonradan K'ye dönmüş. Böyle bir hikayesi var. Saçımızı bir şöyle yapalım. Güzel yüzünüzü, o kibar nazik yüzünüzü daha iyi görelim. Evet, Sayın Furkan Kaplan, Türkiye Liseliler Birliği Genel Başkanısınız. Siz de hoş geldiniz. Hoş buldum. Furkan'ın anlamını siz biliyor musunuz? Furkan, doğruyla yanlışı birbirinden ayıran demek. Onun için Genel Başkanlığa doğru sizi isminizle de gelmişsiniz. Siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hemen isterseniz bir şeyiniz var mı? Tercihiniz var mı başlamak siz konusunda? Siz nasıl görüyorsunuz? Evet. Sizden başlayalım gene Rüveyda Hanım. Sistem size bir takım bir şeyler veriyor. Neyle veriyor? Yani nereden veriyor? Diyelim sosyal medya, televizyon vesaire. Oradan bir yayın yapılıyor. Nasıl bir yayınla karşı karşıyasınız? Ya aslında bu tek taraflı bir mercek altına alınan bir durum değil. Pek çok yerden saldırı var. Pek çok yerden özentiliğe, batıcılığa, pek çok yerden gençliği yozlaştırmaya doğru giden bir yönelim var. Yani mesela bunu bir dergiden tutun, bir televizyon kanalındaki talk show'a kadar, oradan sosyal medyada dolaştığımız, karşımıza düşen bir posta kadar pek çok yerde bu karşımıza çıkıyor bizim. Tabii bunun ünlü olduğu ve bizim en çok içinde olduğumuz durumlar, işte dergimizde de çoğunlukla bahsettiğimiz müzik sektörü. Bunun bir örneği K-pop, rap, trap, pek çok karşımıza çıkan. Bunlar bunun bir örneği. Onun dışında... O müzik tarzlarıyla, o sözlerle tabii değil mi? Müziğin temposunda da var tabii bir şeyler de. Yani o tattara tattara tattara, evet. Yani hep ben dinliyorum arada. Bakıyorum nasıl bende etkileyeceğim acaba.
Tabii gençlik ne dinliyor diye izlemek zorundayız. İzliyoruz da zaten. Dinliyoruz da. O müziğin temposunda da bir anlam var. Yani sürekli bir yeknesak ritim, değil mi? O seni yavaş 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 kendi etkisi altına alıyor. Bir süre sonra kafasını sallaya sallaya. Aslında şöyle oluyor. Yani dediğiniz gibi ritmi de içinde ama daha çok hem sözler. Zaten çoğumuz sözlerin anlamını bilmiyoruz. Yani İngilizce müzik dinlerken de yabancı tarzda müzik dinlerken de sözlerine bakmayı ihmal ediyoruz hep. Ama hem sözlerinde hem dediğiniz gibi sözlerine bakmadığımız için tempodan yakalamaya çalışıyorlar. Aynı zamanda danstan. K-pop çok fazla dansla öne çıkan bir müzik türü. Yani şarkıcıların hem dans edip hem de şarkı söylemeleri zaten onları etkiliyor, hayranları. Onlara hatta kendilerine idol diyorlar. Ve bu idoller müzik grupları, müzik şirketleri tarafından seçiliyor. Yani Türkiye'deki gibi kendi istekleri ile birleşen bir topluluk değil onlar. Farklı müzik firmalarının, farklı müzik şirketlerinin oluşturduğu, resmen mükemmeliyet kalıbının içine soktuğu insanlar. Yani saçı mükemmel böyle olmalı. Böyle olman lazım. Aynen diyor. Öyle. Mükemmel saçı mükemmel demek olmalı. Bu demek diyor. Saçı mükemmel olmalı. Göz rengi böyle olmalı. Kıyafetinde hiçbir sorun olmamalı. Her taraf parlak ışıklarla dolu olmalı. Ve herkes onlara hayran kalmalı ki biz onun konsere çıktığı zaman giydiği ceketi satabilelim. Kulağına taktığı o kulaklığı satabilelim. Tamamen bunu bir aslında ticarete döküyor. Ama tabii biz bunu fark etmiyoruz. İşte onlara hayranlar diyor, ARBY'ler diyorlar, BTS fanları, diğer farklı gruplardan. Ama dediğiniz gibi tempoyla, müzikle, danslarla, yoğun cinsellik içeren, pornografi içeren danslarla ve kıyafetleriyle bizim önümüze sunmaya çalıştıkları bir olması gerekir diye bir teklifleşme var aslında galiba, değil mi? Çok doğru. Şimdi Z kuşağı ile ilgili tartışmalarda da son dönemde yine yükseltildi. İşte bu kuşağı kalıp dayatamazsınız, bu kuşağı bir kalıba sokamazsınız diyorlar. Ama bunu söylerken bir nesli öyle bir kalıba sokuyorlar ki Z kuşağı şunu yapacak. Z kuşağı böyle düşünür. Z kuşağı bunu giyer. Z kuşağı şu müziği dinler. Hani Z kuşağını tek kalıba sokmuyorduk. Yani burada toptan bir kalıp dayatması var. Tabii bunun çok fazla boyutu var. K-pop'tan bahsetti Rüveyda arkadaşımız. O bunun bir boyutu. İşte animeler var. Marka özendirmesi var. Markaların kimlikleri var. Ve o kimlikler üzerinden bir karizma yaratılıyor. O karizmaya erişmek için de o markanın ürününü kullanmak, gerektiği gibi kullanmak lazım. Şimdi nasıl ürünlerin kullanma kılavuzları var. Ama bu teknik bir kullanma kılavuzu değil. Yani o ürünle öne çıkma kılavuzu. Gerek kahve bardağıyla, gerek ünlü marka telefonlarla, onlarla aynada fotoğraf çekinmek vesaire. Burada topyekun bir kimlik dayatması var. Tabii uyuşturucu da böyle yayılıyor. Şimdi gençlik içinde uyuşturucu kimse sağlığına zarar vermek istemez. Nasıl zarar vermek istiyor? O karizmatik gösteriliyor. Şimdi özellikle ergenlik sürecinde hepimiz biraz isyankar oluruz. Ergenlik sürecinde. Bunun biyolojik nedenleri de var. İşte arka beynin hızlı gelişmesi ve ön beynin önüne geçmesi. Bunun sonucu risk alma ihtimallerimizin artması. Tabii gençlik, kanımız kaynıyor, hormonlarımız coşuyor. Ailemizle çatışabiliyoruz, ailemize isyan ediyoruz. Ergen isyanı diye bir şey var. Sistem bunu kullanıyor. Bak diyor, sen isyankarsın, sen geleneği reddet, aileni reddet, toplumu reddet. Bu toplum sana düşman. Toplum her şeyle düşman. Ama reddetmeyi de tarif ediyor. Nasıl reddedileceğini size söylüyor. Tabii. Yani sistemin kendisine reddettirmiyor tabii. Tabii. Yani o sistemi değil, iyi olan, insani olan değerleri, bin yıllar içinde süre gelmiş, süzülmüş birikimleri, değerleri reddetmeyi öğütlüyor. Şimdi bakıyoruz, en ünlü dergiler, Ot, Kafa vesaire, edebiyat dergileri diye geçiyor. Ama bunların kapaklarında, posterlerinde neler yazıyor? İşte burası bizim değil, bizi öldürmek isteyenlerin ülkesi. Yani ülkeye topyekun bir düşmanlık. Her yerde, kafelerde, mekanlarda bu baş köşeye asılıyor bu. Okunucu nereyi gösteriyor? Hı. Hepsi birden şey yaptığında, biraz önce Rüveyda Hanım da söyledi. Kendine yabancılaştıran, kendi milletine yabancılaştırma ve bağımsızlığı... Aslında emperyalizmin
kültürünü yavaşça alttan tabii veriyor. Yani bir taraftan isyan ettiriyor ama arkaya döndürüp kendi çıktığın milletine isyan ettirmeye çalışıyor. Dinlediği müzik, kıyafetler, biraz önce saydığı müzik türlerinin adını hepsi İngilizce. Evet. Yani veyahut da işte esas olarak İngilizce tabii. Evet, evet. Hatta İngiliz İngilizcesi bile değil, Amerikan İngilizcesi. Amerikan İngilizcesi. Onun bile bozuğu. Evet. Bozuğu değil de yani tabii daha emperyalist bir ülkeden kaynaklanıyor. Şimdi mesela önceden Beatles'lar mesela bizim zamanımıza gelmişti. Onlar şeyden çıktılar biliyorsunuz. Liverpool, yani işçi sınıfının müziğiydi ilk çıktıklarında. Evet. O daha sonradan farklı bir şekilde kullanıldı ama esas olarak onlar da işçi sınıfının isyanlarını biraz dile getirirlerdi. Kurulu düzene karşı. Şimdi bambaşka bir şey oldu tabii. Şimdi önceden anarşizm nasıl yayılıyordu? Anarşizmin kitabı vardı. Teorisyenler okunuyordu. İşte Bakuninler vesaire. Örgütlenmeleri yoktu anarşist oldukları için ama inisiyatif diyorlar onlara. İnisiyatif toplulukları vesaire. Böyle bir anarşizm yayılmaya çalışılıyordu. Ama şimdi anarşizm televizyonlardan yayılıyor. Yani önceden bir anarşizmle mücadele vardı. Ama şimdi anarşizm her yerde. Anarşizm işte Netflix dizilerinde. Netflix dizisine baktığınızda polisi öldürmek en meşhur şey. Netflix dizilerinde banka soymak en meşhur şey. Uyuşturucu kullanmak en meşhur şey. İnsanların birbirlerini cinsel obje olarak görmesi ve bu bağlamda kullanması en meşru şey. Ve toplam ahlakı, kültürü, değerleri yıkıyor, alaşağı ediyor. İşte paylaşmak, yardımseverlik, fedakarlık bunlar kötüleniyor, aşağılanıyor. Çocuk dizilerinde bile cinsiyetsizlik ve eşcinsellik propagandası da işte anne baba aynı cinsten olan aileler vesaire gibi normal animasyon dizilerde falan bile çocuk dizilerinde bile var. Yani kendi toplumundaki çocuklara daha küçücükten aslında şimdi o tartışmaya girmek çok fazla istemiyorum ama normal olmayan bir şeyi dayatıyor. Kendi bünyesine uymayan bir tarzda büyümesine yol açıyor. Ya özellikle ergenlik çağındaki bir genç için ya da diğer gençler için söyleyelim. Gençlik sorgular, hayatı sorgular. Yani çocukluktan artık farklı bir yerdedir. Dünyayı anlamaya çalışır ve her şeyi ölçüp tartar. Bu her şeyi ölçüp tarttığı süreçte zaten aklına bu düşünceleri sokuyor. Mesela bakalım özellikle Netflix'te yine dizilerdeki karakterler genç. Diziler okulda geçiyor, liselerde, ortaokulda. İşte animasyonlara bakıyoruz. 12 yaşındaki iki kız çocuğu, animasyon karakteri. Bunlar birbiriyle öpüştürülüyor. Bunun yanı sıra Minnoşlar diye bir film vardı. Türkiye'de yayınlanması daha sonra durduruldu. Epeyce bizde bir şey oldu. Evet. Kampanya yürüttük. Sizin i̇şte, de şeyiniz, müdahaleniz oldu. Evet. 12 yaşında bir Müslüman bir ailenin kızı. Karakterler yabancı ama Müslüman bir aile. İşte Batı'ya iltica etmiş ve bu kendini keşfediyor. Cinselliğini keşfediyor. Bir dans grubuna katılıyor ama bu dans grubu çayda çıra dans grubu değil. Yani cinsel içerikli, pornografik bir dans grubu ve ailesiyle olan mücadelesini anlatıyor. İşte arkaya olumlu müzikler, dramatik müzikler. Yani kız ne kadar da haklı, ailesi ne kadar baskıcı. Yani bırakın Müslüman aileyi, Hristiyan aileyi, herhangi bir ailenin elbette çocuğunu öyle pornografik bir dans grubuna vermesi kabul edilemez ve bu çocuk istismarıdır. Yani ekranlardan kitlesel bir biçimde çocuk istismarı yapılıyor, bu meşrulaştırılıyor. Ve bunun adı peki, özgürlük olarak adlandırılıyor. Türkçesi mi Minnoş'tu yoksa şey mi? Türkçe'ye Minnoşlar olarak çevrildi. Evet. Kaç yaşlarında çocuk? Çocuk 12 yaşında. 12 yaşında. Gerçek dizi oyuncusu da 14 yaşında olması lazım. Yani canlandıran karakter de 14 yaşında. Yine küçük, o da küçük. Peki, dilimizden biraz bahsedelim. Dilde bir önemli ölçüde bozulma var. Yabancılaşma var. Türkçenin öyle eğriliyor, büyürülüyor, böyle kargacık, burgacık bazen ne dedi acaba diye anlamıyor. Yani müthiş bir dil kirliliği de var, yönlendirme var. Yabancı sözcükleri araya sokma filan, onun ötesinde gramer olarak bozma, dili sözcüklerin sonuna yanlış ekler, ekleme, yani dilin dinamitleme diyeyim temellerine dinamitleme. O temiz billur. Hakikaten Türkçemiz çok özel bir dil. Ekli bir dil.
güzellikler yaratabilme şansı olan bir dil. Ama çok oynuyorsunuz diyeceğim ama siz oynamıyorsunuz. Çok güzel. Nazik nazik, kibar kibar konuşuyorsunuz. Aslında bu dediğiniz gibi en çok özentiliğin Türkçenin içine girdiği, daha doğrusu hayatımızın içine girdiği, yozlaştırmaya doğru götürdüğü kavramlardan biri de değil. Bunun ama çok fazla etkisi var. Yani oynadığımız bilgisayar oyunlarından izlediğimiz dizilere kadar bunların hepsi bizim dilin içine, daha doğrusu yani Türkçenin içine yabancı dil kelimeler koymak değil, yabancı dilin içine Türkçe sıkıştırmak gibi oluyor bir yerde. Hmm. Yani sanki Türkçeyi ufak ufak kullanıyormuşuz, ana dilimiz İngilizceymiş gibi oluyor bir yandan. İşte bu Z kuşağı tırnak içinde tanımladıkları kuşak tamamen İngilizce sevdalısı, yabancı dil sevdalısı. Tamamen İngilizce üzerine kurulu bir sistem diline dönüşüyor. Oysa ki dilimiz çok dediğiniz gibi billur, sakin, kullanımı çok rahat. Bizim için de çok açıklayıcı. İhtiyaç duyduğumuz kelimeleri yabancı dilden almaya ihtiyacımız yok. Çünkü zaten Türkçe'de karşılığı olan kelimeler hepsi. Ama biz biraz da bu özentilikten, havalı olma, cool olma, yine tırnak içinde söylüyorum bir yabancı kelime daha, cool olmak çabası içerisinde dilimizi de kirletiyoruz aslında. Yani bu saçımıza taktığımız mavi boyalar gibi dilimize de böyle ufak ufak yabancı diller, yabancı kelimeler sıkıştırıyoruz. Takılıyor mu? Tabii, şeyde takabiliyorsunuz. Çıtçıtlı tokalar. Tabii onları gibi dili de kirletip, dili de işte o tarafa benzetmeye çalışıyoruz. Da bunun altı çok dolu. Yani okuduğumuz kitaplar özellikle bunun, izlediğimiz diziler, Türk dizileri, yabancı diziler fark etmeksizin çok fazla etkisi oluyor. Yani maalesef kirletiyoruz. Diziler, televizyondaki diziler de etkiliyor tabii değil mi? Yanlış kullanım açısından. Elbette. Ya onların temeli de çok farklı yerlere dayanıyor. Siz belki sorarsınız ama ben ufak bir giriş de yapayım. Yani bu özentilik dediğimiz şey çok farklı yollardan yayılıyor dedik. Ben bir örnek daha vereceğim. Belki gençler arasında çok popüler bu. Çok biliniyor, çok ünlü. Ama buradan da tekrar söyleyelim. Wattpad diye bir mecra var mesela örneğin. Neyli? Wattpad. Wattpad diye de okunuyor. Bu tartışmalar var tabii yine. Burada yüz binlerce, milyonlarca kullanıcı kendi kitaplarını yazıyor. Kendi hikayelerini yazıyor. Ve yaş sınırlaması asla yok. İstediğiniz yaşta yazabiliyorsunuz oraya. Bu ne, bir site mi? Bu evet ne? Bir internet sitesi, bir internet platformu. Nasıl ki Twitter'da düşüncelerinizi yazıyorsunuz. Burası da hikaye yazabileceğiniz, özgürce yayınlayabileceğiniz bir platform. Ama tabii buranın farklı etkileri oluyor. Hani o dediğimiz yaz dizileri. İşte kadının her zaman erkeğe muhtaç olduğu, erkeğin her zaman güçlü olduğu, işte kadınla tutup kurtardığı, çekip aldığı bir yerlerden, bir hayatlardan, kadının asla hayatından mutlu olmadığı o çizilen çerçeve. Bu gençler bunu izliyor psikolojisiyle. Gençler bunu okuyor. O zaman biz bunun dizisini yapalım. Kötü çocuğu duymuşsunuzdur illaki. Bunun gibi. Bunların hepsi mesela bu platformdan. Wattpad platformundan çıkma. Ve korkutucu olan da, şimdi genel başkanımız bahsetti, Minnoşlar filminden örnek verdi. Oynayan 14 yaşında ve normalde de senaryoda da 12 yaşında çocuk. Ama peki bu dizilere çevirdiğimiz, senaryosunu diziye çevirdiğimiz yazıları yazanlar kaç yaşlarında? Onlar da 12 ile 18 yaş arasındalar. Ve işin korkunç tarafı bunun sonuçları işte Aşk 101 oluyor, Minnoşlar oluyor, Netflix dizilerine çevirileri oluyor, Türk dizilerine çevirileri oluyor. Pek çok örnek verebiliriz Türk dizilerinden de. Böyle pek çok bizim yabancı dili kirletmemize örnek veren, bizim önümüze bir işte budur, kadın böyle olmalı, erkek böyle olmalı diye profiller çizen bazı sektörler var. Tabii biz de bununla mücadele ediyoruz aslında. Özentilik dediğimiz şey bu. Bizim dizi sektörlerimizin içine kadar girmiş, hayatımızın içine kadar girmiş, telefonu elimize aldığımız zaman kafa dağıtmak için girdiğimiz, belki bilgilenmek, bir şeyler öğrenmek ya da dersle ilgili bir şey izlemek için bile girdiğimiz YouTube'da karşımıza çıkan o dizi senaryolarının hepsi buralardan, özentiliklerden, o izlenen filmlerden, dizilerden, okunan kitaplardan ve o Wattpad'de yazılan cümlelerden çıkan şeyler aslında. Nasıl bir kadın tarifi çıkıyor? Yani söylediniz gerçi biraz ama yani büyüyünce böyle ol diye. Sizin yaşlarınızdaki genç kız tanımı nasıl? Aslında çok genç kız tanımını şöyle veriyorlar. Yani bir liseli bir genç kız nasıl olmalı? Bir liseli bir genç kız ilk önce asi olmalı. Ailesine asla
baş kaldırmadan durmamalı, sürekli isyan etmeli ve benim istediğim bu ve benim istediğim olacak deyip tamamen bencillik duvarlarıyla kendini çevirmeli. Neye isyan ettiriyor mesela? Neye, siz dinlemiş olsaydınız onu neye isyan ederdiniz? Pek çok şey edebilirim. Yani burada belli bir tanım vermiyorlar zaten. İşte şuna isyan etmelisin, işte telefonunu değiştirmeni istediğinde sana o telefonu, yeni marka çıkan iPhone telefonu almıyorlarsa isyan etmelisin. İşte marka saçına aynı pardon. Saçınıza kötü örnek almayalım. Saçınıza mavi tüy takmak istediğiniz zaman örnek veriyorum. Aileniz buna hayır, bu nasıl böyle okula gidemezsin dediği zaman isyan etmelisin. Bana ne, benim özgürlüğüm bu. Ben bunu takacağım, ben bunu giyeceğim. Dövme yaptıracağım. Hayır, bu bilekliği takacağım. Hayır, bu kolyeyi takacağım. Çok güzelim deyip oradan bir çıkan bir profil var. Ama kişilik özelliklerine gelirsek orası daha vahim. Yani sadece saça takılan ya da saçı boyatmakla kola takılan bir bileklikle alakalı değil. Daha kötüsü, kız her zaman bu dizilerde anlatılan kadın ve genç kız profilini tırnak içinde söylüyorum. Bir kötü erkeğimiz vardır. Her zaman o kötü erkeğin peşinden gidilir. Asla çevrenize bakılmaz. Asla arkadaşların, ailenin sözü asla dinlenmez. Arkadaşlığın hiçbir değeri yoktur. Çünkü tek değer aşktır. Tabii aşk da bir değer, sevgi de bir değer ama orada bunu tamamen bağlayıcı ve hayatın tamamı buna bağlıymış. Başka hiçbir değeri, hiçbir hayatta amacı yokmuşçasına gidip sevgilisinin, sevdiği adamın, o kötü çocuğun, onu asla görmezden gelen, onu asla dinlemeyen, onu yok sayan çocuğun peşinden gider. Tüm insani değerlerini bir kenara bırakarak, hayatını, ailesini, arkadaşlarını bir kenara bırakarak, okulunu yok sayarak sürekli ailesinin olduğu gibi de tüm çevresindeki herkese, o çocuk dışında isyan eden bir kız profili çiziliyor. Yani bunun pek çok örneğini verebiliriz. Pek çok yazar örneği verebiliriz. Ben bunu çok hedefte göstermek istemiyorum ama pek çok yayın var böyle. Yani okuduğumuz kitapların çoğu böyle açıkçası. Dürüst olmak gerekirse okuduğumuz Genç Kız Edebiyatı diye bir roman, bir profil var. Yani Genç Kız Edebiyatı diye bir bunlar bölüm koyuyor. Bunlar çok satıyor ama değil mi? Tabii. Çok satıyor. Ben TÜYAP'ta bazı yani şeylerde kitap fuarlarında görüyorum. Böyle kuyruk kuyruk ta fuarın dışına çıkıyor. İmza günlerinde insanlar birbirlerini kim eziyor. Diyor, evet. Kim diyorum bu kuyruğun şeysi yazarı. İsim söylüyorlar. Hiç hayatımda duymamışım ki ben yani aşağı yukarı 30-40 yıldır falan yayın şeyinin içindeyiz, takip ediyoruz. Evet, müthiş müthiş bir il başkanısınız fakat nasıl güzel de canlı anlatıyorsunuz. Teşekkür ederim. Yani bunun dediğim gibi pek çok alanı var. Bizim karşımıza çıkan pek çok, bizi değiştirmeye çalışan pek çok durum var. İşin komiği romanların hepsinin aynı olması. Yani profil asla değişmiyor. Değişen tek şey, biri belki Adana'da geçiyor, birinin içinde ilginç varlıklar diye tanımlanan vampir, kurt adam gibi şeyler hani oluyor. De onlar var, değil ama mi? Mesela bunlar fantastik olarak geçmiyor romanlarda. Direkt genç kız edebiyatı olarak geçiyor. Ve daha da kötüsü fantastik, genç kız edebiyatı, bilim kurgu. Üç farklı kategori yetmezmiş. Bir de kurt adam ve vampir diye iki ayrı kategori var. Yani normalde vampir ve kurt adam dediğimiz şeyler nedir? Fantastik bilim kurgu ürünüdür, değil mi? Ama o kategoride değil, ayrı bir kategori açılıyor. Bu da gerçeklikten kopmaya, hayatta böyle şeyler olabileceğini, Alacakaranlık serisi, dizisi, kitapları bir dönemi zaten ayrı bir ruh hallerine sokup işte okula giderken beni bu gece vampir ısırdı deyip ağzının kenarından kan akmasına yol açabilecek kadar ve ilginç şeyler yaptıran bir dönemdi. Şimdi onun çok çok daha fazlası. Yani insanlar Adana'da vampir çıkabileceğine inanıyor, öyle diyebilirim size. Niye korku yaratıyor, değil mi? İdeolojik olarak bunun şeysi ne? Yani ne faydası var? Gençliği böyle şekillendirmenin, kız çocuklarını böyle koltuklarına... Uyuşturmak diyebiliriz. Yani uyuşturucu sadece genel başkanımızın bahsettiği gibi madde üzerinden değil, aslında zihinsel olarak da bir uyuşmaya yol açıyor. Ya amaçları kitaplarla, dizi sektörüne çektikleri işlerle, sanal ortama yarattıkları profillerle bizi farklı ruh hallerine, oradan çıkamayacağımız, kafamızı tamamen oraya programlayacağımız ve ben bunu istiyorum, böyle bir hayat istiyorum, ben de böyle olacağım, benim de işte erkek arkadaşım böyle olacak deyip ben bu hayattan kurtulmak istiyorum, ailemden mutlu değilim profilinin içerisine sıkıştırıp yapacağınız şeylerden engellemek. Mesela bir dergi çıkarmak, örnek verelim, bir talebe dergisini çıkarmak yerine buna yazılar yazmak, bir şeyler üretmek yerine kendini o odaya kilitleyip o bahsettiğimiz işte
kızımız oğlumuz odaya kendini kapatıyor, dışarı hiç çıkmıyor denilen o odaya sıkıştırıp kendini dizilere, filmlere merak sarıp orada kendi yalnızlığının içine bırakmak aslında. Çünkü bireyleri ne kadar yalnızlaştırırsanız elde etmesi ve istediğini yaptırmak o kadar kolay olur. Amaç aslında bir bu. Dairenin içine yiyip karamsar, geleceğe ilişkin projeler yapmayan, tasarımlar kurmayan bir gençlik sonuçta hedefleniyor. Evet, siz erkekler açısından ne? Gerçi biraz tanımlandı zaten. Kadını tanımlarken erkeği de tanımlanmış oluyoruz ama. Ya erkekler açısından da aslında benzer bir durum söz konusu. Aslına bakarsanız şimdi kız erkek ayrımını da şöyle ortadan kaldırıyorlar. Evet. İşte erkekleri feminenleştirme. Biz gerici bir tanım yapıyoruz değil mi? Kızlar erkekler falan diye ayırıyoruz şimdi bir de. Erkekleri feminenleştirme, beni. Kızları, kadınları maskülenleştirme gibi bir durum var. Bu birçok alanda kendisini gösteriyor. Modada da böyle. Şimdi baktığımızda mağazalarda, reyonlarda işte erkeğine dayatılıyor. Dar paça, kısa paça, henüz etek yok ama uzun hırkalar var. Yani evet. Baktığınızda etek gibi de görünebiliyor. Elbise gibi bir yer var. İngiltere'de falan gördüm birkaç gibi bir şey. Evet. İşte kadınlar için de bol tişörtler, bol bluzlar, şapkalar, işte böyle bir giyim tarzı dayatılıyor. Ya da erkekler için yine V yaka, böyle çeşitli şeyler, bağrı açık giysiler dayatılıyor. Tabii internet üzerinde, sosyal medyada, çünkü orası bizim en çok zaman geçirdiğimiz alanlardan birisi gençliğin. Gündemimiz oralarda şekilleniyor. Oralarda şöyle kadın, böyle kadın profilleri çiziliyor. Az önce Rüveyda arkadaşımızın da bahsettiği gibi. İşte şunu yapmayan da kendine erkeğim demesin. Bunu yapmayan da kendine kadınım demesin gibi. Buralardan Mesela erkeğini ne yapmayan, ne yaparsan erkek gibi oluyorsun? Ya burada çeşitli şeyler var. Burada kadına şiddete varan şeyler de var. Kadına şiddeti karizmatik gösteren, hoş gösteren, iyi gösteren. Evet, bir de karizmatik meselesi var tabii. Evet. O da bir tanım yani. Tabii. Yani ne kadar havalı. İşte geçenlerde Kocaeli'nde bir olay oldu. Orada 17 yaşında, o da çocuk. Sevgilisiyle ayrılmışlar. Neyse, parka çağırıyor. Orada şiddet uyguluyor ona ve bunu kameraya çekiyor. Bunu da sosyal medya sitesinde paylaşıyor. Oradan beğeni alacak, yükselecek vesaire. Şimdi burada tabii 17 yaşında çocuğun üstüne çullanmak, onu tekmelemek de doğru değil. O da çünkü kötü bir durumun içinde, kötü bir psikolojinin içinde. O da bir çukura sürüklenmiş. Maalesef sosyal medyada o çukura düşenin de, düşene bir tekme de biz vuruyoruz. Mesele orada iki mağduru da kurtarmak. Hem o kız da mağdur orada, kız çocuğumuz, arkadaşımız. Şeyde haber oldu mu? Haber oldu, televizyonlarda da haber oldu. Ama televizyon tabii, sistem medyası bunu nasıl yansıtıyor? Hadi bu çocuğa vuralım, bu çocuğa hakaret edelim, küfür edelim. Evet, yani orada iki mağdur var aslında. Yani haber anlayışı o kadar değişti ki bazen ben hiç tanımıyorum bile. Yani niye bu tür, niye buna haber yapılıyor? Yani şu niye yapılsın? Sosyal medyaya çekiyor bir kere zaten. Tabii. Dediğiniz gibi tıklanma. Ya neyse işte beğeni alma filan gibi bir sürü şeyleri var. Sırf onun için kendi yaptığı kötü bir şeyi sonuçta insanın doğasına aykırı. Sevdiğin bir insanı dövmek zaten aykırı. Ama bir herhangi bir insanı dövmek zaten. Bir de bunu matahmış gibi dediğiniz gibi karizmatik bir şeye çevirip onunla övünmek bile insanı ne kadar yaralayan ve... yok eden bir şey. Çok tahrip edici bir şey diye düşünüyorum. Onun da medyada bunun üzerine gidiyor. Tabii. Şimdi az önce Rüveyda arkadaşımız bahsetti. Kitaplarda kadınları erkeğe sığınan, zayıf, edilgen bir yere konumlandırıyor. Erkeği de bunun tam tersi konumlandırması lazım. İşte bunu da tabii tüketim üzerinden yapıyor. İşte şöyle, erkeğin şöyle arabası olmalı, şöyle evi olmalı, işte nargile içmeli, şöyle oturmalı. Gömleğinin bağrını şuraya kadar açmalı. Bunun gibi çeşitli erkek profilleri çiziliyor. Ve orada insanları tüketime sevk ediyor. Çorapsız ayakkabı giyiyorlar. Çorapsız ayakkabı, evet. Dar pantolonla. Evet. Çok çirkin. Siz beğeniyor musunuz öyle dar pantolon? Çok tercihim değil. Maalesef böyle bir profil var. Tabii burada distopyaları da konuşmak lazım. Bugün hangi kitap evine giderseniz gidin, çok satanlar... Daha doğrusu onlara çok sattırılanlar demek lazım. Tabii. Şimdi mesela 1984 kitabı George Orwell'ın. Enteresan. Öyle mi? Yeniden moda.
Sürekli moda. Yani sürekli sürekli yeni bir kapağı tasarlanıyor. Yeni bir baskısı yapılıyor. Yeni bir çevirisi. Şimdi onun telifi de kalkmış bildiğim kadarıyla. Daha fazla her yerde göreceğiz. Oldu, bir dönem Küçük Prens vardı bunun yerine. Küçük Prens baktığımızda ismi ne kadar sevimli, adı ne kadar güzel. Her yerde posterleri asıldı. Telifi kalktığı için. Ütopyaları vardı. Ama Küçük Prens'in sonunda da intihar ediyor çocuk. Yani o çocuk kitabı gibi herkes, aileler çocuklarını okutuyor. Küçük Prens adı altında edebiyat buluşmaları gerçekleşiyor ama Küçük Prens'in sonunda umut yok. Melankolik bir intihar var. İnsanlar bunu yeni nesillere veriyor. 1984 de öyle, Fahrenheit 451 de öyle. Evet, işte kitaplar yakılıyor. Birbirine benzer kitaplar tabii onlar. Tabii, distopya sonunda karamsarlık var ve insanlar bu kitabı okuduğunda şunu görmüyor. O kitabın içinde diyor ki işte büyük brother bizi gözetliyor. Sistem bize bir şeyler dayatıyor, zihnimizi şekillendiriyor ama bu kitabın da sistemin zihni şekillendirme aracı olduğunu ihmal ediyor. Bunu düşünmeyi ihmal ediyor. Şimdi mesela ne oldu? 1984'ü biz Amerika'da gördük. Özgürlüğü gördük orada. İşte Trump'ın dahi sesini kıstılar. İnsanların sesini kısıyorlar. Fikir özgürlüğünü... En az demokratik olan ülkelerden biridir. Tabii. Yani ki o Amerikan rüyası, sınıflar arasında geçiş vesaire hiç öyle bir şey kalmamış yani. Tabii. Okuduğunuz okullar ayrıdır, verdiğiniz vergiye göre yediğiniz yemek... Yani mesela diyelim konserve falan satıldı. Taze meyve sebze sizin bulunduğunuz mahallede eğer az vergi ödeyen bir mahallede oturuyorsanız yeme hakkınız bile yoktur. Evet. Yani bizde gidersin bilmem şeyden alışveriş edebilirsin öyle bir şey. Bu kadar kesin kastlar şeklinde ayrılma yoktur. Gelir dağılımı çok bozuk tabii. Hiç bize göre bile çok bozuk. Buralarda bir toplum, devlet düşmanlığı. İnsanları yalnızlaştırma, korkutma. Çünkü korkan insan kışkırmaya daha müsaittir. Korkan insan yönlendirilmeye daha müsaittir. Bu distopik kitapların bu kadar öne çıkarılması da bu yüzden. Çünkü elbette bir kitap muhalif olabilir, eleştirel olabilir, hükümete karşı olabilir. Devlet modeline, anayasanın içeriğine vesaire karşı olabilir. Anayasa aykırı demiyorum da anayasayı tartışabilir. Eleştirebilir ama yani devrimci değil bu, yıkıcı. Yani oradan bir çözüm göstermek. Onun yerine ne koyuyorsunuz? O önemli. Çözüm daha iyisini göster. Yani şundan dolayı şurasını düzeltmek lazım. Şunun için düzeltmek lazım diye bakmak lazım. Ama öyle değil. Ütopyalar da geçiyor. Evet. Ütopyalar da eleştirel kitaplardır. Toplum yapısını eleştirir. Toplum böyle olmalı der ama. Ama distopyalar sadece yıkar. Toplum çok kötü. Ama sonuca baktığımızda işte Vendetta filmi. Vendetta filmini de işte Twitter'dan birçok meselede örnek gösteriyorlar. Vendetta bir paralı asker ve kilise adına meclisi bombalıyor. Bir terörist baktığımızda. Ve filminde de yani Guy Fawkes gerçek karakter ama uyarlandığı filmde de baktığımızda sonuçsuz bitiyor. İnsanlar ayaklanıyor. Tamam devlet yıkıldı. Sonrası ne kuruldu? Onun yerine ne koyduk? Toplumsal düzen nasıl sağlandı? Burayı filmde vermiyor ki veremez de çünkü anarşist bir film. Tüm bunlarda görüyoruz ki gençliğe hem ideolojik bakımdan hem biçimsel bakımdan topyekun bir kimlik dayatılıyor. Bu kimliğin de başlığı Z kuşağı. Şimdi biz bunu kitabımızda da yazdık. Nereden çıktı bu Z kuşağı diye. Bu da birçok yine mecliste vekillerin hem hükümet partisinden hem muhalefet partisinden vekillerin ağzından düşürmediği bir kavram haline geldi. İşte muhalefet diyor ki Z kuşağı sizi yıkacak. Hükümet diyor ki ben Z kuşağıyım. Şöyle böyle işte. Hükümetin milletvekillerinden Sayın Rümeysa Kadak konuşmalar yaptı. Şimdi burada biz şunu söyleyelim bir kere. Z kuşağı diye bir şey yok. Z kuşağı diye bir şey yok. Bu tamamen uydurulmuş, üretilmiş, plastik bir kavram. Naylon bir kavram. Tanımlanmış bir kavram aslında. Evet. Bunun içine... Z kuşağı böyle olmalı gibi bir tanım var aslında. Tabii. Var tabii de. Şimdi ama mesela... Türkiye'de... Ya da başka ülkelerde de... Hakikaten var mı? Bizde daha az tabii. Var bir miktar bir yerlerde var. Bu tanımlara tabii uygun gençlik yetiştirmeye çalışıyorlar ama burada çok tutmuyor. Yani mayada bir sağlamlık var galiba. Bünye kabul etmiyor bizde. Yani burada dediğiniz gibi Türk gençliğinin mayası sağlam. Mesela Z kuşağı şöyledir, böyledir derken o kadar çok şey sayıyorlar. Sosyal medya bağımlısı. Ondan sonra teknolojiyi çok kullanıyor, çok iyi kullanıyor. Üretken, yaratıcı vesaire. Tüm bunlardan bahsediyor. Peki Z kuşağının Atatürk'ü nerede? Vatanı nerede? Ailesi nerede? Sevdası nerede? Mesela şunu kimse demiyor. Z kuşağı şöyle aşık olur.
Öyle sever ki sevmez. Fedakardır. Özgürlüğüne düşkünse o kadını da sevmez. Evet. Yani erkeği de sevmez. Böyle bunlara baktığımızda şimdi gerçeğe bakalım bir de. 2017'de 2017 Z kuşağı dedikleri yaş grubundan harp okullarına rekor başvuru oldu. Ki 2017-2016 sürecinde Türkiye'de bombalar patlıyordu. Yani Z kuşağı dedikleri bir şey yok ama Türk gençliği bombaların üzerine koştu. Fethi Sekinler gibi, Ömer Halis Demirler gibi. Orada vatansever bir Türk gençliği görüyoruz. Harp okuluna başvurular 2017'de daha çok arttı diyorsun. Tabii, rekor kırdı. Ve bombaların patladığı bir koşuldu. Yine sadece bomba... Bombalar da üzerlerine patladı. Tabii. Yani 2016 şeyde üzerlerine geldiği tabii. halde. Neden? Çünkü vatanımı savunmam lazım diye düşünüyor. Yani onun için asker olmak istiyor. Evet, gençliğin böyle bir refleksi var. Yine şehit cenazeleri geldiğinde onları kim omuzluyor? Gençlik omuzluyor. Gençlik yürüyüş seli oluşturuyor. Bazen vatandaşlarımız nerede bu gençlik diyor. Onu diyen vatandaşlarımız TGB'yi, TLB'yi takip etsin başta. Bizim yaptığımız çalışmalara baksınlar. Tabii sadece mesele askeri okullar ya da şehit yürüyüşleri değil. Türk gençliği vatanseverliği her alanda gösteriyor. Biz yakın zamanda bir Mavi Vatan kampanyası yürüttük Ekim-Kasım aylarında. Ve orada çok kısa süre içinde 10 bin Mavi Vatan gönüllüsü. Yani liseli ve üniversiteli gençlerden oluşan, ben Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını önemsiyorum ve bunun için mücadeleye hazırım. Lisemde, üniversitemde, ders sıralarımda, dershanelerimde, kafelerde bu mücadeleyi yürüteceğim diyen 10 bin genç. Peki burada somut bir gerçeklik var. Peki bahsedilen Z kuşağı nerede? Türk gençliği burada. Z kuşağı nerede? Z kuşağı Twitter'da sanal. Yok yani orada üretilen trollerin böyle arkasında. Olmak lazımın tanımı o tabii. Z kuşağı biraz. Böyle bunlar böyle, gençlik böyle deyip öyle olmanız size söyleniyor aslında. Bir tanım tabii o. O tanıma uymak lazım geldiği bir anlamda o mesaj verilmeye çalışılıyor. Bilimsel olmadığını şuradan da söyleyelim. Şimdi eğitim fakültesinde eğitim kuramları, gelişim kuramları anlatılır ve orada baktığımızda kimi görüyoruz? Piaget'i görüyoruz. Bronfen Branner'ı görüyoruz ekolojik kuramda. İşte Freudian teorilerde, kuramlarda anlatılıyor. Ve oralara baktığımızda Z kuşağını doğrulayan bir tez yok. Şimdi Bronfen Branner özellikle ekolojik sistemde kişinin gelişiminde çevresel etmenlerin, işte aile, komşu, arkadaşlar, ülke, medya bunların etkili olduğunu söylüyor ve bu çerçevede bir değerlendirme yaptığımızda Z kuşağının oluşmasına elverişli bir durum yok. Diğer mesele, şimdi yine bu çalışmalar, Z kuşağına dair tezler iletişim fakültesi kaynaklı. Yani reklamcılık bölümlerinin, halkla ilişkiler bölümlerinin araştırdığı, sosyoloji bölümlerinin araştırmaları sonucu. Yani bir eğitim fakültesi kaynaklı, psikoloji bölümü kaynaklı Türkiye'de Z kuşağı araştırması yok buna baktığımızda. Ya da ama buradan, siyasi olarak size tanımlanıyor bir Z kuşağı. Tanım yapılıyor anket şirketleri üzerinden. Çünkü anket şirketleri yakın zamanda fiyaskolarında gördük son seçimde. Yani baraj altı bıraktıkları parti barajı geçiyor. Burada bir dayatma var, siyasi dayatma var. Ya da dün kurulmuş partiyi ertesi gün %6 gösteriyor. Oraya parayı veren düdüğü çalıyor anket şirketlerinde. Herkes bu da bir anket yönlendirmesi. Evet, o da bir yönlendirme. Şimdi bir de kendi değer yargılarına, bizim Türk milletinin, biraz önce vatanseverlikten söz ettik. Ama bazen böyle önünde giden, yani kalabalıkta falan yürürken dinliyorum. Önümdeki gençler ne konuşuyorlar falan. Ama zaten bizim millet böyledir. Ne, nasıldır bizim millet? Bir bana tarif etsen. Nasıl gözüküyor sizin oradan bizim millet? Aslında zaten böyledir. Ben neymiş zaten, zaten burada daha fazla kalmayacağım. Üniversiteye bir geçeyim, master'a yurt dışına gideceğim. Fransa'ya uçacağım, Amerika'ya uçacağım. Bu işte az önce uzun uzun konuştuğumuz, uzun uzun bahsettiğimiz, sizin de sorduğunuz gibi, genel başkanımızın anlattığı gibi bunların hepsinin, bu dizilerin, filmlerin, var olan tüm gençliği yozlaştırmaya ve batıya kaydırmaya çalışan tüm sistemlerin etkileri aslında o gençlerde duyduğumuz işte... Türk milleti böyle zaten. Ya bizden bir şey olmaz. Bu iş bir daha düzelmez. Bu Türkiye bir daha ayağa kalkmaz.
İşte biz artık battık, bir daha kurtulamayız. Bu hep umutsuzluk. Küçük Prens'in sonundaki gibi intihar eden, bitti artık, her şey kapandı. E ne yapacağız? Kendimizi kurtaralım o zaman. Bireysellik, liberallik, yalnızlık, sadece kendini kurtarma çabası. Ailesini de geçtim. Sadece kendini kurtarma çabası. Bunların hepsi bize dayatılan, bizim çerçevemizi çizmeye çalışan insanlar tarafından sen böylesin, böyle olmalısın, bırak orayı, buraya gel. Bu beyin görüşleri de bunun bir sonucu. Bırak orayı ya, oradan bir şey olmaz artık. Ne olacak? Ülke mi kurtulacak? Ne zannediyorsun? Senin hiç konuşma payın olacağını mı zannediyorsun? Diyorlar. Hadi siyasilerde nasıl çekmeye çalışıyorlar? Bu Z kuşağı tanımını da en çok onlar kullanıyor. İşte Z kuşağı alacak bunun hesabını. Göreceksiniz. İşte Z kuşağı sanki sadece internette kanabiliyormuş gibi seçim vaatlerinde işte şu kadar bedava internet, şu kadar mesaj hakkı vesaire falan. Bizim tek derdimiz internetmişçesine bizi o kalıbın içine sıkıştırıyorlar. Yani odadan dışarı çıkarmaya çalışıyorlar güya ama verdikleriyle odanın içine geri sokuyorlar bizi. Değişen bir şey yok. Ama ben bunun daha net bir ifadesini bir liseli olarak söyleyebilirim. Şimdi Türkiye Liseliler Birliği. Siz lisede okuyorsunuz. Aynen öyle. Lise son sınıf öğrencisiyim ben de. Evet, üniversite sınavına doğru sınavlarınızdan dolayı programa gelip gelmeme konusunda birazcık şey yapmıştık. Evet. Evet, ben de son sınıf öğrencisiyim. Ben de bir liseliyim. 4 sene lise okudum. Güzel de bir lise hayatım oldu. Ve şunu söyleyebilirim. Şu an yaptığımız çalışmalardan da şunu söyleyebiliyorum. Biz 2-3 hafta önce bir liseliler soruya etkinliği başlattık. Türkiye'deki önemli siyasetçilerle, önemli bilim adamlarıyla, sporcularla, sanatçılarla liseliler soruyor diye Zoom üzerinden bir program silsilesi başlattık ve oraya gelen konuklarımıza liselilerden sorular sormasını istedik. İlk konuğumuz Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ti ve açıkçası programı 2 saat olarak düşünmüştük. Program 3,5 saat sürdü. Yani ve gelen soruların hepsi oradakilerin çoğunluğu değil hatta yaklaşık bir 1000 kişi kadar liseliydi hepsi. Ve 3,5 saat boyunca o yayından bir kişi bile çıkmadı. Ve gelen soruların hepsi siyasi sorulardı. Yani kimse işte Doğu Perinçek'e eşiniz kim, işte kaç çocuğunuz var. E onu biliyorlardır onu, herhalde canım. Ama bilmelerine rağmen soru... tanımıyorlar mı yani? Yani tabii ki tanıyorlar ama magazinsel soruların hiçbiri gelmedi. Yok, yani gelen en magazinsel soru... Hangi şiirli? Ben evet. Olsa da başka programdaydım, ben dinleyemedim sizi de. Gelen en magazinsel soru buydu. Yani onun dışında gelen soruların hepsi Doğu Akdeniz'den, Mavi Vatan'dan, işte Türkiye'nin güneyinden, kuzeyinden, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Türkiye NATO'dan çıkmalı mı, çıkmamalı mı? Bu tarz sorular geldi. Evet. Sorsanız dersiniz ki bir lisenin yani, bunlarla ne işi var? Ama soruyorlar. Liseler özellikle çağırdığınız bir grup değil mi? Bu genel duyurduğunuz. Yani şöyle tüm Türkiye çapında duyurduğumuz bir etkinlikti bu. Her il örgütümüz kendisi bu etkinliği duyurdu ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'le liseler soruyor etkinliği yapıyoruz. Hatta ikinci etkinliğimizi de Uğur Mumcu'nun ağabeyi Ceyhan Mumcu ile yaptık. Oraya gelen kitle de çok farklı insanlar geliyor. Her etkinlikten sonra farklı bir kitle geliyor. Ve o gelen kitle bizim kontrolümüz altında olan bir kitle değil. Hani soruları bizim hazırladığımız, bizim sordurttuğumuz bir sistem yok orada. Tamamen liselilerin kendi merak ettiği sorular. Ve o yayından sonra biz çok fazla talebe üyesi yaptık. Çok fazla arkadaşımız evet... Burası çok güzel işler yapıyor. Talebe, ben de Türkiye Liseliler Birliği. Evet, Türkiye Liseliler Birliği üyesi olmak istiyorum. Ben de bu topluluğun içinde olmak istiyorum diye bize mesajlar yağdı. Sosyal medya hesaplarımıza ya yayını gördüm, yayına yetişemedim ama YouTube sayfanızdan gördüm ve sizi dinlerken çok dinleyemedim. Üniversite sınavına çalışıyorum ama dinlediğim kadarıyla orada olmayı çok istedim. Sizinle birlikte çalışmak istiyorum diye mesajlar geliyor bize. Yani nerede bu Z kuşağı? Yani balon diyoruz, gerçekten bir balon. Havasını aldığın zaman her şey bitiyor. Nerede bu Z kuşağı? Bir tane bir derginiz var değil mi? Evet, şöyle Talebe adında bir dergimiz var. Şöyle göstereyim. Şöyle bir de güzel okuyorsun dergiyi. Müthişsiniz ya. Talebe dergimizi düzenli olarak çıkarmaya çalışıyoruz. Pek çok konuyla ilgili. Bu sayımızda özentilikle ilgiliydi. Kapağımızda da zaten bir Instagram postu şeklinde tekrar gösterelim şöyle. Evet. Tam belirttiğimiz kalıba sokulmaya çalışılan gençlik bu. Satılıyor değil mi? Dışarıda çok fazla misin? Arkadaşımız ulaşmak istiyor talebeye ve bize destek çıkan, yayınlarımızı izleyen, tweetlerimizi beğenen, yaptığımız eylemlerde, yürüyüşlerde, basın açıklamalarını bizlerin yanında duran abilerimiz, ablalarımız, büyüklerimiz, okullardaki öğretmenlerimiz, okul müdürlerimiz çok fazla ilgi gösteriyorlar. Bizlere yine mesajlar geliyor. İşte ben nasıl ulaşabilirim, nasıl alabilirim dergimizi diye. Büyük bir okuyucu kitlesi var. Bize çok mutluyuz bundan. Nasıl ulaşabiliyorlar? Biz yaşı yeten abilerimizle, bazen Türkiye Gençlik Birliği ile biliyorsunuz. Onlar da bizim üniversiteli
topluluğumuz. Onlardan yardım alarak iletiyoruz. Bazen kargoluyoruz çok farklı şehirlere. İzmir'e, Muğla'ya, Manisa'ya, Adana'ya, Diyarbakır'a, Silvan'a zaten. Öyle dağıtım olmuyor yani. Şeyde bayilerde satılmıyor öyle mi? Daha öyle bir seviyeye daha geçemedik. Daha o kadar büyümedik. Ama o kitleyi olacak. Alabilecek bir potansiyel var. Bunu diyebilirim size. Güzel. Zaten genel başkan, Vatan Partisi'nin genel başkanı o sizin programdan sonra herkesin dikkatini çekmiş daha doğrusu. Ben de onlardan duydum. Programdan sonra normal o 40 yılını bu ülkenin sigortaladık, arkamızda müthiş bir gençlik geliyor filan diyordu. Evet. 5 dakikamız kalmış. Ne çabuk geçti ya. diyordu sizden sonra 50'ye çıkarmış onu. Duydunuz mu? Evet. Tweetinde 50 yılını sigortaladık diye artık. Gerçekten öyle. Onu da etkilemişsiniz anlaşılan. Bir 10 yıl daha uzatmış sigortayı. Hemen kısa kısa şeylerle geçelim. Yani bu şu uyuşturucu meselesini tabii ayrıca konuşmak lazım. Tabii. Çek bir nefes derken tabii. O dumanlar, şunlar, bunlar filan. Bu da bir kaçış yolu. Yani daha doğrusu bir isyan, baş kaldırı yolu. Öyle isyan edemiyor musun sözünü dinle. O zaman çek bir nefes, uç, rüyalarında uç. En azından hayalinde onu kur gibi. Müzik falan da tabii. Evet. Şarkı sözleriyle de yönlendiriliyor. İçtiğinize kadar karışıyorlar. Nasıl şey yapıyorsunuz bunu? Yani hangi kahveyi içeceğine de başkası karar veriyor değil mi? Tabii. Nasıl yapacağınıza da başkası karar veriyor. İşin sırrı işte burada galiba. Ha? Evet. Yani dediğiniz gibi özellikle uyuşturucu şunu söyleyeyim. Rap müzik üzerinden de yayılıyor bu. Orada tabii bunlar tutuklanıyor bazen uyuşturucu meselesi üzerinden. Aman, hemen sahip çıkıyorlar. İşte muhalif sanatçı tutuklandı. Neden tutuklandı? Uyuşturucuyu övmüş. Öyle muhalif sanatçı mı olur? Öyle devrimci sanatçı mı olur? Dolayısıyla bunlara sahip çıkmamak lazım. Bunlara net tavır almak lazım. Eğer gençliğimizi, geleceğimizi düşünüyorsak buralarda net tavır almak lazım. Ve bakın Atatürk de özendi. Atatürk de lise sıralarından geçti. Özendi. Kimlere özendi? İşte Ömer Naci'ye özendi. Şair olmak istedi. Onu hocası durdurdu. Sınıf arkadaşım Atatürk kitabında anlatılır. İşte Namık Kemal'lere özendi. Onların vatanseverliğine. Dolayısıyla özenmek kaçınılmaz. İnsan özenir. Bir rol model tabii. Diye bir şey var tabii. Birilerini model buluyorsunuz kendinizi arıyorsunuz tabii. Gençlik özellikle bizim özendiğimiz yaş çağı. Herkes özenir. Köydeki genç de özenir, şehirdeki genç de. 1950'de yaşamış insan da özenir. 1640'da yaşamış insan da özenir. Bu kaçınılmaz. Burada önemli olan neye özendiğimiz. İşte burada biz diyoruz ki gençliğe çağrı yapıyoruz. TGB'de, TLB'de. Son bir dakikamız. Hı-hı. Mecbur çıkmak zorundaymışız. Tamam. evet, çağrınızla beraber. Çağrımızla kapatalım. TGB'de, TLB'de birleşelim. Gençliğe çağrımız bu. Türkiye Gençlik Birliği'nde ve Türkiye Liseliler Birliği'nde iyiye, güzele, doğruya özenelim. İşte köy enstitülerine özenelim. Mustafa Kemal'lere özenelim. Evet, köy enstitülerini başka bir biçimde tabii. Tabii. İsterseniz onu başka bir programda konuşuruz. Başka programda konuşuruz. O dönemin ihtiyaçlarına yanıt veriyordu. Şimdi başka tür bir eğitim sistemi. Üretkenliğe, sanata, spora. Eğitim sistemini nasıl yapmak lazım? Evet. Da onu ayrıca konuşalım. Evet, sizin de son çağrınızı alalım. Benim de son çağrım şu olacak. Çok da farklı değil ama Türkiye Liseliler Birliği, Türkiye Gençlik Birliği, vatansever, Atatürkçü, gençlerin buluştuğu ortak nokta burası. Hepimiz burada olduğumuz için çok mutluyuz. Bu ailenin içinde olduğumuz için, bir şeyler ürettiğimiz için. Gençler de, liseliler de, üniversiteliler de siyasetin içinde, hatta siyaseti biz belirliyoruz dediğimiz için. Buradan tüm yayını dinleyen herkese, ailelere, velilere, aynı zamanda genç arkadaşlarıma, üniversiteli abi ablalarıma, herkese. Tekrar son bir çağrıda bulunan o zaman. Türkiye Gençlik Birliği ve Türkiye Liseliler Birliği sizi bekliyor. Kapımız herkese açık. Çağdaş anne konusunda hemen bir cümle de sizden alayım. O eksik kalmasın, onu söylemiştim. Tabii. Nedir Çağdaş? Modern anne. Modern anne. Ne demek? Şunu söyleyebilirim yine. Bu nasıl gençleri, çocukları, işte üniversiteleri o kalıbın içine sıkıştırılıyorlarsa anne de budur, anne de bu olmalıdır diye bir kalıba sıkıştırıyorlar ve sonucunda baskıcı bir aile ya da mükemmeliyet
çiğ bir aile çocuğunu mükemmel yetiştirmek için onu zorlayan, onu sıkan, onu bunaltan bir aileye dönüşüyor. Çok da sağlıklı değil açıkçası, bunu söyleyebilirim. Ya da başıboş bırakan. Aynen öyle, ya da çok rahat bırakan. Yani çocuğumu eğiteceğim, doğruya teşvik edeceğim diye baskılamamak lazım. Sıkıştırmamak lazım, onun patlaması kötü olur. Aynı şekilde çocuğum özgür olsun, özgür yetişsin diyerek her yere de bırakmamak lazım. Orada dengeli bir şey izlemek gerekiyor. Her doğru denilene, televizyonlarda, kitaplarda modern annelik, yaratıcı annelik vesaire, buralarda kaba tabirle her şeyi atlamamak lazım. Yani orada bilimsel yaklaşmak, aklı selim yaklaşmak, geleneği toptan reddetmemek lazım. Çünkü bizim çocuk yetiştirme pratiğimiz, tecrübemiz bin yıllar içinden süzülerek gelmiş. Onu batıdan gelen kitaplarla birden çöpe atmamak lazım. Evet, yani ben mesela tersinden başlardım ama siz tabii üzerinizdeki baskıdan, hedef kısmından başladınız. Benim gördüğüm kuralsızlık, yani modern anne demek bırak her şeyi, hani bırak yapsın, bırak geçsin falan şeyi kuralsızlığa ve anarşizme yönlendiren bir şey. O zaman sistem onu alıyor, sistem biçimlendiriyor. Yani bazı kurallar tabii olmak zorunda. Evet efendim, yetiştiremedik. Gençliğe dayatılan özentileri konuştuk. Birinci elden tanıklıklarını dinledik. Ama yani ben de itiraf edeyim, siz yabancı değilsiniz. Hakikaten ağzım açık dinledim. Çok teşekkür ederim. Çok şey gösterdiniz, öğrettiniz. 57 yıl, ben 60 yıla çıkarıyorum şey. Gençlik, arkamızdan müthiş bir gençlik geliyor. Hepsi gerçekten çok birikimli. Bizlere özel şeyler öğreten bir gençliğimiz geliyor. Onun için çok mutlu olarak ayrılıyorum bu programdan da. İyi akşamlar efendim. Çok teşekkür ederim katkılarınız için. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.